Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajansı'na hoş geldiniz. Bu hafta HDP Gençlik Meclisi üyelerine yönelik siyasi operasyonlarını, işkence iddianı konuşacağız. Stüdyo konuğumuz var. ÖHD Genel Merkez Üyesi ve HDP Gençliği'nin avukatı Hüseyin Balatekin burada. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ama her hafta olduğu gibi bu haftada hangi hak ihlalleri olduğu onları izliyoruz. Sonrasında sohbete devam edeceğiz. Giresun Eynesi'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Nazvatan'ın ölümüne dair açılan soruşturma dosyası üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 8 Kasım'da Eynesi ve Giresun'da başta aile olmak üzere olayla ilgili bilgisi olan ve soruşturma sürecinde görev alan isimlerin bilgisine başvurmuştu. HDP yönetiminde olan Van'ın İpek Yolu Belediyesi eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt, örgüt üyeliği ve örgüt propagandası iddiasıyla tutuklandı. 8 Kasım'da Yacan ve Kurt'un evlerine baskın düzenlenmiş ve gözaltına alınmışlardı. Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında tanık olarak dinlenen polis, Berkin'in vurulduğu tarihte nerede görev yaptığını hatırlamadığını ileri sürdü. Avukat Can Atalay, hazırlanan bilirkişi raporunda vuran polisin nişan almadığına dair tespitin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Atalay, rapor şefaatle sanığın atışı yaparken kafasını sağa doğru eğdiğini söylüyor. Bu nişan almaktır, dedi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen intiharlar üzerine çıkan haberlere dair Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bir açıklama yaptı. Son günlerde yaşanan ve yoksulluğa bağlı olduğu basına yansıyan intihar haberleriyle ilgili aşırı derecede dramatize edildiği ifade edildi. RTÜK, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ndeki haber çerçevesini aşan, okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayınlanmamalıdır, dedi. Mardin 2. İdare Mahkemesi görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yapılan kayyım atamasına ilişkin yürütmenin durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. 15 Temmuz darbe girişiminden önce katıldığı televizyon programında darbe çağrışımı yaptığı iddiasıyla yargılanan gazeteci ve yazar Ahmet Altan serbest bırakılmıştı. Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçlamasıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan Altan bir hafta aranın ardından yeniden tutuklandı. HDP yönetiminde olan il, ilçe ve belde belediyelerine dönük operasyonlar ve kayyım atamaları sürüyor. HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı. Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil'le Dersim Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar belde belediyeleri kayyım atanan yerler. Böylece 3'ü büyük şehir olmak üzere HDP'nin toplam 20 belediyesine kayyım atanmış oldu. Gazeteci Kibriye Evren'in mesleki faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek örgüt üyeliği ve örgüt propagandası iddiasıyla yargılandığı davanın 8. duruşması yapıldı. Bir yılı aşkın süredir tutuklu yargılanan gazeteci Evren için mahkeme tahliye kararı verdi. Bir sonraki duruşma 10 Mart 2020'ye ertelendi. Evrensel Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Fatih Polat, 28 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında gazeteci Craig Shaw'un Erdoğan ailesinin gizli offshore anlaşması başlıklı haberini aynen yayınlamış ve Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor diye sormuştu. Bunun üzerine Polat hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma davaya dönüşmüştü. Polat yargılandığı davanın 4. duruşmasında beraat etti. Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan kişilerle ilgili yaptığı haberler nedeniyle gazeteci Ahmet Kambal hakkında 2 ayrı soruşturma açıldı. Soruşturma, Kambal'ın işe geri alınan 2 kişinin bir iş yerinde hırsızlık yaptıkları görüntülere ulaşması ve haberleştirmesi sonrasında başlatıldı. Kızıltepe'de 16 yaşındaki Mazlum Turan'ı öldüren polis Süleyman Esenboğa'nın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Esenboğa'ya önce 12 yıl hapis cezası verildi, ardından ceza indirim uygulanarak 10 yıla düşürüldü. 2013 yılından bu yana Pasifik'teki Manus Adası'ndan çıkmasına izin verilmeyen Kürt mülteci ve yazar Behruz Boçani, Yeni Zelanda'ya geçtiğini ve artık özgür olduğunu duyurdu. Boçani 6 yıldır Manus Adası'nda mahsurdu. İstiklal Caddesi'nde bulunan Demirören AVM'ye AKP'nin düzeni öldürüyor, patronların medyası gerçekleri saklıyor yazılı pankartı astıktan sonra
Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri Elif Üçerli ile derneğin basın sözcüsü Ezgi Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi gençler yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza verme koşuluyla serbest bırakıldı. Evet, tekrar hoş geldin Hüseyin. HDP'ye yönelik ciddi baskı söz konusu. Belediyelere kayyum atanıyor, üyeleri tutuklanıyor. Bunları konuşmak için aslında bu programı yapıyoruz. Evet. En son 35 gençlik meclis üyesi gözaltına alındı ve 90'lı yıllarda duyduğumuz, gördüğümüz, tanık olduğumuz işkenceyi tekrar gördük. Evet. Öyle iddialar söz konusu. Önce bu gençler ne için alındı ve o süreci bize anlatırsan? Yani aslında her şey HDP'nin özellikle olağanüstü hal sonrası Kürt halkının ve yine Türkiye muhalefetinin yaşadığı büyük yıkımlar sonrası seçime girmesi, yine seçimden gerçekten iyi bir sonuçla çıkması ve ardından da örgütlü olarak toparlanma süreciyle birlikte geldi. Yani özellikle HDP'ye karşı operasyonların kayyum atamalarından sonra arttığını görüyoruz. Çünkü bu aynı zamanda HDP'nin il ve ilçe kongrelerini yapmaya, yani Türkiye genelinde yeniden örgütlenmeye başladığı bir süreç. Ve hangi ilde, hangi ilçede kongre çalışması varsa kısa bir süre sonra veya öncesinde muhakkak böyle İstanbul'dakine benzer operasyonlar zaten yani yapıldı. Şey izin vermiyorlar. Yeni il yöneticileri oluşsun. Kesinlikle. Hem bir gözdağı hem sonrasında bir cezalandırma. Yani eğer HDP'de çalışma adayıysanız, bir aktivist olmak, bir siyasetçi olmak istiyorsanız bunu cezalandırıyor. Yani var olan o potansiyeli korkutuyor. İstanbul'da aslında bunun İstanbul'daki hali, yani Türkiye'de ilk defa olan bir durum değil. Fakat İstanbul'daki gerçekten Türkiye geneli yapılan bir operasyondu. HDP genel gençliğine yapılan bir operasyon. Ve çok şiddetli, gerçekten sürekli bir benzetmeyle şey olur ya 90'lı yıllara özenmiş. Çünkü bir işkence, yani Türkiye'de hukuk zaten yok da hani çok sorun mevcut da. Yani gözaltı işkence biraz unutmuştuk hafiften İstanbul için en azından. Tekrar çıktı karşımıza. Yani bu düzeyde açık bir işkence aslında 2016 öncesi belli bir dönemde çok yaşamıyorduk, çok rastlamıyorduk. Fakat artık alenen ve gerçekten artık kitabi kaldığını düşündüğümüz işkence yöntemleriyle 35 genç bunları yaşadı. Hem de iki gözaltı süresiyle birlikte 8 gün boyunca yaşadı. 8 gün boyunca gözaltına kaldı. İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde, Terörle Mücadele Şubesi'nin nezarethanelerinde bizzat gördük, şahidi olduk. Müvekkillerimizin vücutlarındaki yara izlerinden, bir kanından, kaba şiddet mi yoksa kaba şiddet, taktikler dedin ya, teknikler daha doğrusu işkenceler. Kesinlikle yani. Kaba şiddet var. Ayakta bekletme, tuvalete götürmeme, hakaret, tehdit çok fazla. Yani öyle ki düşün, nezarethanelere veya sağlık kontrollerine gelen sağlık mensuplarının bile polisvari bir şekilde hakaret ettiğini, tehdit ettiğini, müvekkillerimizi aşağıladığını biliyoruz. Ki zaten yapılan işkencenin hiçbiri raporlanmadı. Zaten normalde her gün adli kontrole gidiyorlar. Tabii, müvekkillerimizin bize ilk aktardığı şey buydu. Hatta bir doktor tarifi yaptılar. Şu boyda, şu saçları şu şekilde olan ve isminin, sadece ismini hatırladığımız şu doktorun ters kelepçeliyken ve hiç bizi görmeden herhangi bir muayene rapor yapmaksızın rapor verdiğini biliyoruz. Sadece raporun altında ismini görüyoruz. Aslında burada polisle o polisin götürdüğü sağlık merkezindeki doktor yani işbirliği halinde. İşkence aslında bir kültür, bir sistemin parçası, yani tek başına polisle olan bir durum değil. Çünkü biz bunun işkencenin her anını, her saniyesini görüp gördüklerimizi soruşturmanın sahibi, patronu olarak görülen Cumhuriyet Savcısıyla paylaştık. Hem o Cumhuriyet Savcısıyla hem de genel olarak işkence suç duyurusunda yaptık. Fakat her ikisinde de sorular, evet, biz buna karşı tehdit gördük. Yani işkenceyi durduramadık. Gerçekten örneğin müvekkilimiz HDP Gençlik Meclis Üyesi Metin Yılmaz'ın üzerinde de durmak lazım. Metin hem ters kelepçeye hem yapılan uygulama ve hakaretlere sözlü olarak direnen, bunun yanlış olduğunu dile getiren bir müvekkilimizdi. Ve elbiselerini yırtarcasına dövdüler ki yırtık elbiselerle hakim karşısına çıktı. Hakim aslında gördü. Evet, hepsi tutanağa geçti. Yani hepsi tartışıldı.
biz soruşturmanın tüm aşamalarını işkence üzerinden tartıştık. Çünkü dosyada zaten bir delil yok. Bir siyasi faaliyetler var sanırım veya yapılamayan siyasi faaliyetler var. Yapılamayan ve yapılan siyasi faaliyetler. Şimdi gerçekten kriminal hale getirilmiş ve hatta tutuklama gerekçesi olarak tutanağa geçen gerekçeler çok ilginç. Yani şaşırmıyoruz fakat gerçekten ilginç. Şöyle afiş asmak HDP adına. HDP adına piknik düzenlemek, futbol turnuvası düzenlemek, benzer organizasyonlar, yani kriminal hale getirilemeyecek, suçla ilişkilendirilemeyecek organizasyonların tamamı. Yani bir siyasi partinin gençlik kolları, gençlik merkezi ne yaparsa bunu yapmaktır. Hatta tutuklama kararının gerekçesinde şu özellikle yazar. Yani yasa dışı eylemleri HDP Gençlik Meclisi olarak örtmek, bu isimle örtmek. Fakat sayılan eylemler görüldüğünde siyasi faaliyetleri, örgütleme faaliyetleri. Yine ilginç olan bir tespit şudur ki 2009 ve 2012 arasında cemaat yargısının bir taktiği vardı, cemaat polisinin bir taktiği vardı. HDP'nin giriş çıkışlarını izlerdi ve HDP'nin rutinini de gerçekten kriminal hale getirirdi. Düşünsenize HDP il başkanının HDP binasına girerken fotoğraflanması suç olurdu. Örneğin bir müvekkilimize söylenen bir ilçe binasının Wi-Fi şifresini kullanmak, bunu kullanmak orada olmak demek, orada olmak demek silahlı örgüt üyesi olmak demek ve bu şekilde tutuklandı. Yani genel iddialar da bunlardı. Ama aslında burada legal bir siyasi partinin tamamen terörize edilmesi, kriminalize edilmesi var. Peki bu arkadaşlara, yani genç arkadaş daha doğrusu, işkence oldu, tanık olduğumuz daha doğrusu ne yaptınız, yani suç duyurusu oldu? Yani biz günlük her görüşmeden sonra müvekkillerini gören, müvekkillerinin işkence yakınmalarını duyan her avukat ayrı ayrı bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve soruşturmayı yürüten savcının kendisine bu konuda suç duyurusu, suç ihbarı bildirimi yaptı. Yani biz bu bildirimlerimizin tamamını yaptık ve aynı şekilde sosyal medya üzerinden bunu kamuoyuyla paylaşmaya çalıştık. Yine meclisteki milletvekillerine ulaşarak insan hakları komisyonlarında dile getirdiler. Bunun sonucunu da gördük. Yani oraya geleceğim zaten. Evet. Size yönelik baskıya geleceğim ama bu HDP gençliğiyle ilgili veya genel olarak HDP politikasıyla ilgili yargının tutumunu merak ediyorum. Yani onları savunmak da ayrı bir zorluk barındıran bir şey herhalde. Bir avukat olarak zaten devletin tüm bütünüyle artık terörist olarak gördüğü bir yapının avukatı olmak da herhalde o yapıya aitmiş gibi veya onlara yapılan muamele size de yapılıyor sanırım. Ya şöyle, şimdi biz aslında avukat olarak kendimizi tanımlarken şunu söylüyoruz. Adliyelerden, cübbeden veya avukat kimliğinden ibaret değiliz. Aynı zamanda bu ülkenin muhalefetinin de bir parçasıyız. Avukat siyasetinin de içindeyiz. Bu beraberinde bizim kendi işimizi yaparken daha hassas, zorlaştırıyor. Tabii hem hassas olmayı gerektiriyor, aynı şekilde zorluğunu da arttırıyor. Çünkü biz koyduğumuz iddia gereğince işkence sıfır tolerans diyoruz. Yani hiçbir koşul altında. Aslında hükümet de diyordu. Bir ara evet, yani hükümet de bunu söylüyordu. Aslında bu çok büyük bir söylem değil. Fakat bizim temel ilkelerimiz gereğince biz müvekkillerimizi savunurken işkenceye sıfır tolerans diyoruz. Yine aynı şekilde adil yargılanmaya vurgu yapıyoruz ve bunun olabilmesi için uğraşıyoruz. Şimdi siz eğer sistemine düşman ceza hukukunu koymuş ve bunu uygulayan bir devletin muhaliflerinin avukatlığını yapıyorsanız, muhaliflerin uğradığının, hatta bazen uğradıklarının birkaç katını zaten avukatlar yaşıyorsunuz. Avukatlar olarak görüyorsunuz. Evet. Zaten bu birçok defa gördük. HDP'li vekiller bugün bu işkence iddiasını gündeme getirirken orada MHP vekili tarafından hakarete uğradınız aynı zamanda. Evet. Onu biraz anlatır mısın? Yani nedir o diyalog? Sizi yani hedef almasındaki amaç nedir? Biz çok alışığız aslında hedef gösterilmeye. Yani iktidar veya iktidarın sivil unsurlar tarafından hedef gösterilmeye, saldırıya uğramaya alışığız. Bu da aslında bunların bir tekrarı oldu. Yani buradan hazır fırsat bulmuşken yakın zamanda onlarca yıl hapis cezası almış olan Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarını da hatırlamak gerekir. Türkiye muhalefetinin önemli bir parçasıydılar ve sadece iyi avukatlık yapmanın sonucunu 159 yıl hapis cezası alarak ödüyorlar şu an.
Yani buradan yola çıktığımızda bizim de uğradığımız aslında bu silsilenin bir parçası. Yani tek yaptığımız işkenceyi gündemleştirmek, işkence konusunda yasal başvuru yollarını zorlamaktı. Buna karşılık gördüğümüz buna ise... Buna tahammülleri yok işin doğrusu. Tabii, yasalla başvurmayın, raporlaştırmayın, kamuoyuyla yani açıklamayın. Kesinlikle. Biz ne yaparsak o kapalı duvarı orada yapalım herhalde amaçları yani bu. Yani yaşadığımız son olay aslında bunu gösteriyor. Düşünün iktidar partisinin bir milletvekili ve iktidarın ortağı olan MHP'nin bir milletvekili. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve İnsan Hakları Komisyonu'nda şöyle bir tutum gösterdi. Bu durumu, işkenceyi dile getiren HDP milletvekillerine karşı onların avukatlarına yani bizlere it sürüsü dedi. Evet. Aynı şekilde Diyarbakır AKP milletvekili Oya Eronat da onlar teröristtir dedi. MHP milletvekili Metin Sazak da bu söylemi geliştirdi. Ki bu insanların, böyle konuşan insanların İnsan Hakları Komisyonu'nda olması bile bir yani ironi yani. Biz tutanağı okuduk aslında. Biz tutanağı okuma fırsatını bulduk. Orada HDP'li milletvekillerinin de bu yönde bir talebi var ama istifa etmesi yönünde bir beyanı var. Fakat buna rağmen düşünün, bırakın istifayı, sözümün arkasındayım diyor. Yani it sürüsü derken avukatlara, hedef gösterirken. Aslında bir yönüyle de hedef gösteriyor. Yani biz bu hedef göstermeleri gördük. İktidarın bir sözcüsü veya bir parçası çıkar, bizlere hedef gösterir. Bir sonraki günün sabahında operasyon olur. Baskı ve bir algı operasyonuyla onlarca avukat tutuklanır. Peki yani. Peki siz bu söyleme karşı bir suç duyurusu elde yapacaksınız. Evet, veya biz, işe yaramasa bile kayıtlara düşsün en azından. Kesinlikle biz avukatlığımızı bu temelde yapıyoruz. Türkiye'de birçok şeyin hukukun işlemediğini biliyoruz ama her argümanı da kullanmak zorundayız. Açıkçası önceliğimiz müvekkillerimizin işkence görmemesi ve süreçlerinin tamamlanmasıydı. Süreçleri tamamlandı. İlk iş gününde yani pazartesi günü de avukatlar olarak hem suç duyurusu yapacaksınız. Oya Eronat hem de Metin Sazak hakkında hem suç duyurusu hem de yine tazminat yolunu işleteceğiz. Yine işkence meselesine dönünce, şimdi doktor da var dediniz, bu bütünsel bir yapı nihayet. Demin ifade ettiniz, bir savcısı, polisi, doktor, herkes haberdar ve kayıt altına almıyorlar veya ne bileyim. Bir soruşturma yürütmüyorlar. Ama hani doktorların üye olduğu meslek kuruluşları var. Onlara yönelik bir işlem olacak mı? Çünkü bir doktorun bir işkence gördüğü bir vakayı, darp izini kayıt altına almaması da bir suç, mesleki olarak bir suç aslında. Yani bu konuda daha önce de başvurularımız oldu, sonuç da aldık. Aslında meslek odaları yani tabip odasının da bu konuda... Onlar da hassas tabii, bu konuda tabii, yani. Tabii. Hassaslar ve disiplin soruşturmalar yürüttüler, disiplin cezaları verdiler. Biz bu başvuruyu da yapacağız çünkü aslında işin en önemli tarafı bu. 2016'da OHAL sonrasında çok ağır işkencelerin olduğunu biliyoruz, gördük, yaşadık ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün çok önemli bir tespiti vardı o dönem raporda. Biz artık Türkiye'de doktor raporunun olmayışını, işkencenin olmadığına ispat olarak görmüyoruz dediler. Çünkü doktorların rapor vermediklerini, hatta şüpheleri birçok zaman görmediklerini onlar da biliyorlardı. Yani böylesine uluslararası bir raporda bile tespit edilmiş bir gerçektir. Ve biz de bunun için özellikle doktorların gerçekten meslek etiğine uygun hareket edebilmesi için gerekli tüm başvuruları yapacağız. Evet. Şey gelmek istiyorum bir de, şimdi terör suçlamasıyla bunlar gözaltına alındığı için sizle temasları nasıl oluyor? Yani seyircinin anlaması açısından, yani bir HDP üyesinin veya herhangi bir vatandaşın terör şüphesiyle gözaltına alındığında avukatla teması nasıl oluyor? Yani bu işkence açısından, yani siz görüşemiyor musunuz en başlarda? Şimdi bir kere terörle mücadele yasasının eski bir lanet edilen maddesiydi. 24 saat avukatla görüştürmeme yasa. Şimdi bu yasak tekrar OHAL sonrası getirildi. Bir dönem kaldırıldı. Çünkü kaldırılmasının sebeplerinden biri de ara dönemdeki o 24 saatlik süreçte işkence, kötü muamele ve yine usul hukukunda sayılan yasak sorgu yöntemlerinin uygulanıyor olmasıydı. Bu yönüyle kaldırılması gereken bir maddeydi ama şu an en aktif kullanılan maddelerden biri. Hani otomatikmen terör şüphesiyle gözaltına alan kişi 24 saat avukatıyla bir temas kuramıyor. Dış dünyayla ve o 24 saatte ne olduğunu bilemiyoruz tabii ki. Evet, şimdi 24 saat sonra tabii yine saatlerce bekleyerek, aslında 24 saat de değil, ortalama 36-48 saat arası tabii bizimle görüştürmeleri, görüşür hale getirmeler ortalama 2 günü buluyor. Evet. Ve 2 gün sonra ilk defa müvekkilimize ulaştığımızda zaten fiziksel durumundan... Olan olmuş oluyor aslında. Tabii yani. Fiziksel durumundan anlıyoruz ve ona ilk sorduğumuz şey, hani neye maruz kaldın? Ve orada tek tek anlatıyor, özellikle bu son soruşturmada olduğu gibi. Gerçekten de o avukat kısıtlılığının olduğu alanın zamanın tamamında...
sorgu, işkence ve kötü işkence, muamele. Kötü muamele. Ve aynı zamanda yasak sorgu usullerinin uygulandığını gördük. Çok net yani. Evet. Peki şimdi HDP'ye tekrar dönmek istiyorum. Evet, faaliyet yürütemez bir noktaya geldi evet. Üyeleri ve siz de birçok HDP'nin avukatını yapıyorsunuz. Savcılıkların delil diye sundukları tam olarak hani seyirci anlasın diye nedir şey mesela siyasi faaliyetler derken neyi kastediyoruz? Yani şöyle düşünün. Şimdi siz bir siyasi parti olarak ilk yapacağınız şey örgütlenmektir. Örgütlenmeye dair her hamle. Şimdi örgütlenmeye dair her hamle aslında kriminal bir nokta olarak görülüyor. Siz bir HDP'linin taziyesine giderseniz toplu halde bu kriminaldir. Siz kadına karşı şiddetle mücadele gününü, 8 Mart'ı, Nevroz'u düzenlerseniz bunların tamamı dosyada delil diye çıkıyor karşımıza. Evet, fezlekede sunulmuş. Yani aslında bir siyasi parti ne yapması gerekiyorsa bunların tamamı. Yani düşünsenize bir il başkanının, ilçe başkanının binasına gitmesi veya kayyum protestolarında barışçıl gösteri hakkını kullanması tutuklama gerekçesi yapıyor. Niye HDP'yi kapatmıyorlar? Hani mantık açısından evet. HDP bir illegal bir merkezse kapatılması gerekir. Eğer kapatılmıyorsa bir tane tuzak mı kuruyorlar insanlara? Hani bir şekilde bir garip bir mantık var burada. Yani siz HDP'nin her faaliyetini illegal sayıyorsanız o zaman evet. HDP'nin hukuki varoluşunu sorgulamak lazım. Varsa da niye sayıyorsunuz? Yani bence bu biraz da taktiktir. Yani parti kapatmak bambaşka bir şey. Ama partiyi fiili olarak kapatmak, işlevsiz hale getirmek sanki onlar açısından yani iktidar açısından daha savunulabilir, daha karlı bir şey. Çünkü gazeteci olarak alınsanız gazeteci değil teröristlerdi. Siz eş genel başkan olarak alınsanız teröristsiniz. Avukat olarak alınsanız teröristsiniz. Yani zaten hükümetin lanse etme şekli belli. Basının lanse etme şekli, siz hedef gösterme şekli belli. Doğal olarak daha kolay savunulabilir argümanlara sahip. Evet. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Mesela bu programda birçok gazeteci, işte sol muhalefetten birçok kişi konuk aldık. Bir HDP'li avukat olarak yargının HDP'li üyelerine bakışı nasıl? Yani şimdi Türkiye'de yargı bağımsız diye bir anayasal hüküm var. Tarafsız evet. Bağımsızdır nihayetinde ama pratikte yani İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde veya Anadolu'daki adliyelerde yargıçlarla, savcılarla HDP'li vatandaşlar arasındaki durum ne? Yani onlar da düşmanlaştırıyor mu? Bakışıyla, sözcükleriyle nasıl bir ilişki var? Yani aslında muhalif olmanın doğal sonucu dünyanın her yerinde nasıl olduysa bizde de durum tıpkı böyle. Gerçekten hukukun anında çifte standarda oturduğunu görebiliyorsunuz. Yani bir soruşturmada eğer biz varsak, HDP'li bir muhalif varsa, sol siyasetten bir muhalif varsa anında genel vatandaş hukukunun ortadan kalktığını... Masumiyetin içinendiği. Evet, yani temel şüpheli ve sanık haklarının tamamının ortadan kalktığını, bunun yerine işte çokça dile getirdiğimiz düşman ceza hukukunun uygulandığını biliyoruz. Şimdi, bu düşman ceza hukukunu hani evet. Anlaşılması açısından biraz daha bence açmakta fayda var. Çok açık anlatayım. Nedir? Bu bir bilimsel bir kavram mıdır? Evet. Nedir şimdi, düşman ceza hukuku temelini aslında antik Yunan'dan alır ama oturması ve gerçekten sistemlere sirayeti aslında Nazi Almanyası. Ve bunun ideologu da Nazi Almanyası'nın meşhur profesörü Günther'dir. Şimdi böylesine korkunç savaş suçları işlemiş bir sistemin yansımasıdır ve biz bunu şu an kullanıyoruz. Ve şimdi anlamı da şudur, biraz daha basitleştirelim. Kişi olarak, insan olarak hiçbir değeriniz yoktur. Eğer insan olarak değeriniz yoksa sizin diğer insanlar gibi yani makul ve makbul vatandaşlar gibi haklarınız da olamaz. Doğal olarak yasalarda düzenlenmiş olan anında yani Türk ceza hukukunda veya ceza muhakemesi hukukundaki sahip olduğunuz şüpheli haklar, sanık haklar anında kalkar. Terörle mücadele yasası yani ihtisas yasası işin içine girer ve sizin haklarınızın birçoğu veya tamamı askıya alınır. Yani bu tamamen budur. Başka hiçbir şey değil. Siz o andan itibaren ne vatandaşsınızdır yani ne de insan olarak haklara sahipsiniz. Anlamakta belki doğru bir tanım yapabiliriz. Yani Kürt, sol veya diğer evet. Muhalefetten biriyseniz anayasada yer alan ve ceza mahkemesinde hiçbir haktan faydalanmıyorsunuz. Tabii. Bu bir düşman ceza hukuku diye tanımlanıyor. Evet, evet. Şu an durumu öyle mi görüyorsunuz? Kesinlikle böyle. Bu çok uzun süreden beri vardı ama şu an gerçekten artık zirvenin zirvesi. Yani başka hiçbir uygulama yok. Düşünün. Bir avukatın hiçbir savcıyla görüşemediği,
Evet, şu an terör dosya, savcıları önünde bariyerler sözleşmesi. Daha da ötesi, siz dosya numaranızı soramıyorsunuz. Artık sizden kimlik dilekçe istiyor, uygun bulursa. Yani dosyanızı soramıyorsunuz. Hiçbir evrakına ulaşamıyorsunuz. Şimdi mesela son HDP gençliğinin yargılandığı dosyada biz dosyayı görmeden savunma yapmak zorunda kaldık. Çünkü dosyada hemen anında otomatik gizlilik kararı, 24 saat yasak, uzatılabilir. 12 güne kadar uzatılabilir gözaltı süreleri toplu ve işkence. Için. Sağlık muayenesinden faydalanamıyorsunuz. Peki siz bunları anlatırken mesela bir yargıça ya diyorsunuz ki benim müvekkilim işkence gördü. Bakın evet. Görünürde zaten DAP yapılan ihtiyaç yok yani gözle görülür bir durum evet. Söz konusu. Yani yasal olarak da o da bir suç duyurusu yapma mükellefiyeti var nihayetinde bir ihbar evet. Var orada. Nasıl yani şok oluyorlar mı mesela şaşırıyorlar mı? Yani o seyirci anlasın diye yargı da mı bu işin bir parçası yani? O tutuklayan hakim de mi bu işin bir parçası? Herkes mi görmezden geliyor bu sistemde? Kesinlikle bu bir sistem başından sonuna kadar. Yani ilk yakalama işlemini yapan polisten Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin onaylayan hakimine kadar ve bence hatta Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruyu değerlendiren yargıçlarına kadar bu bir sistem. Kesinlikle politik bir sistem ve politik olarak hareket eder. Belli bir mantığı var. Herkesin görmezden evet. Gelme gibi bir şey var. Ve aynı zamanda var. Gerçekten üzücü olan yani yargıçların, savcıların gerçekten evladı yaşında insanlar veya annesi babası yaşındaki insanların vücutlarında belli olacak şekilde işkenceye, darp izine gerek evet, işkence izine rastlamasına rağmen hiçbir işlem yapmaması ve bu konuda bence vicdanlarının da çok rahat olması meselesi. Asıl bunu, sorun bu. Mesela bunu sormak kesinlikle istemiştim aslında. Hani yani, şok mesela bana biri gelse dese ki ya ben dayak yedim ve işkence gördüm bir hani mimiklerimden bir şok olduğumu evet. Veya merak ilgiyle yani dinleyeceğimi anlarsın. Hani bu tarafta olmuyor herhalde. Yani kesinlikle. Normal rutin bir yasal işlenmiş mi davranıyorlar? Bunun mantığı çok açık. Yani düşünün ki işkence temel haklarda istisnası olmayan en önemli maddelerden, en önemli temel hak. Yani hiçbir istisnası yok. Savaş hali veya farklı bir durum hiçbir koşul altında işkence yapamazsınız. Doğal olarak vicdanı olan, mantığı olan her insanın hukukçu olmasına da gerek yok. Evet, bu vakayla karşılaştığı andan itibaren şoke olması ve tepki vermesi gerekir. Evet. Eğer buna vermiyorsa bunun bizce tek bir gerekçesi var. Bu sistemin bir parçası yani olarak görüyor ve düşmanla gerçekten mücadele ettiğini düşünüyor. Yani yargıç, yargıçlığı bırakmış. Savcı da savcılığı bırakmış. Tek yaptıkları kendilerini devletin yegane koruyucusu olarak görmek. Ve bu çerçevede aslında belki de polisin bıraktığı yerden devam etmek. Peki şimdi güzel bir cümle kurdun. Yargıç, yargıçlığı bıraktı, savcı savcılığı bıraktı. İşkence gören 35 tane genç var. Bu noktadan sonra hani hukuki işlemlerden bir sonuç almıyoruz nihayetinde. Evet. Bu motivasyonu veya bir sonuç sizi nasıl motive ediyor bu durum? Yani bir hukuk yolu kapalı nihayetinde. Evet. Türkiye'de her alanda neredeyse. Ama hani işkencenin olduğu davalarda da kapalı olunca sizi ne motive ediyor? Veya bu dosyaları nereye vardırmak istiyorsunuz? Aslında? Yani ben açıkçası birkaç kararla birlikte, Roboski kararıyla birlikte ahimden de umudumu kestim. Yani çok fazla politikleştiğini düşünüyorum. Ama bunların hiçbiri. Yani ahimden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nden dahi sonuç alamayacak olsak dahi biz şu motivasyonumuzu asla düşürmüyoruz. Karşımızda bir hakikat ve büyük bir acı var. Hakikati biz, maalesef motivasyonumuz söyleme, bu. Belirtme. Evet. Biz misyonumuzu şöyle görüyoruz avukat, insan hakları alanda çalışan avukatlar olarak. Yani varlığımızın bile bir etki ettiğini düşünüyoruz. Yani, müvekkile... Tabii biz işkenceyi dördüncü günden sonra gerçekten çok da yayılınca hatta o hakaretlere ve tehditlere biz de maruz kalınca işkencenin kısmen durduğunu biliyoruz. Yani bu haberi aldık. İşte işkenceci polisler... Bir adım geriye gittiler o zaman. Tabii bir adım geriye gittiklerini gördük. Şimdi bu bile bir etki. Evet 5 gün boyunca işkence gören gençlerin 6. gün görmemesi bir teselli midir? Teselli değildir ama bir mücadeledir. Evet, yani bizim de söylemek istediğimiz durduran şey yok. Bu. Evet. Şimdi yine şey ifade ettin hani avukatlar olarak gözaltındaki işlemden ilk haberden olan kişiler bizleriz ve evet. Bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Siz de işkenceyi paylaştınız ve birçok yerde gündem oldu. İşte evet. Mecliste konuşuldu. Bu durum oradaki işkence yapanları size yöneltmiyor mu? Yönetiyor tabii ki. Nasıl bir, yani mesela siz vatana gittiğinizde nasıl karşılanıyorsunuz bu haberden sonra? Yani şöyle söyleyeyim, muhtemelen bizi de izliyorlardır, bilirler. Yani bir müvekkilimiz vatan
Emniyet Müdürlüğü'ne düştüğünde avukatım işte Hüseyin Boğatekin veya böyle ÖHD'den başka bir avukatı sayıyorsa hemen tehdit, hakaret ve şantaj görür. Suratlar asılıyordur. Suratlar asılır. Bize, müvekkilimize ağır küfürler, tehditler. Yine aynı şekilde mesleki faaliyetlerimizi durdurmaya yönelik onlarla çalışırsan tutuklanırsın. Onlar avukatlığını yapmamalı vesaire tehdit ediyorlar. Biz oraya gittiğimizde aynı şekilde yaklaşımları gerçekten çok ağır olabiliyor. Yani sadece müvekkillerimize ters kelepçe takmayın, işkence yapmayın, yemek verin, su verin. Aslında görevleri olan meseleyi hatırlattığımızda bile nasıl vahşice bize de saldırdıklarını görebiliyoruz. Bu tabii bizleri gözaltına almaya geldiklerinde de iki kat ortaya çıkıyor yaklaşımlarımız. Yani mesela size de bir siyasi operasyon olsa, yani avukatlar en azından, evet, bir öfke de oluşuyor herhalde. Bir yani, intikam arzusu da oluşuyor. Daha sanırım önce alındığımızda yani gördük. Yurttaşlar, müvekkillerimiz neler yaşadıysa biz de aynısını yaşadık. Irkçı marşlar dinletip hatta hiç unutmam, gözaltı otobüsünden sağlık kontrolüne götürülürken zaten sürekli hakaret, tehdit ve itiş kakış olurdu. Bizi hep sol tarafa oturtmuşlardı tüm şüpheli avukatları. Polisler sağ tarafa oturmuştu. Ben anlayamadım yani, normalde yan yana gelmemize, konuşmamıza bile izin vermeyenler. Sonra iki tanesi fısıldaşırken duydum. Bizim polis araçlarımıza sürekli saldırılar soldan yapılıyor. Ölürse onlar olsun. Evet, bunları solda, sola koyalım, bir şey yapacaklarsa bunlara yapsınlar. Yani hadi bu bir parçası sadece de. Veya şunu söyleyeyim. Biz alındığımızda tüm Türkiye konuşmuştu. Yani gündemdeydik. Diğer yurttaşlar gibi aslında çok böyle sorulmama durumumuz da yoktu. Buna rağmen doktorun insan hakları aktivisti olan 12 avukatı muayene etmediğini, iki polisle yanımızda akrep silahını bize doğrultmuş iki polisle doktorun yanına gittik. Yüzümüze bile bakmadan rapor verdi. Hatta orada bir tartışma yaşamıştık. Yani düşünün, o yüzden hiçbir farkı yok. Evet. Burada yaptıklarımızın orada hesabını sormaya çalışıyorlar kendilerince. Şimdi bir şey sormak istiyorum bir avukat olarak da fikrimi almak açısından. Şimdi yargı reformu diye bir şey pazarlanıyor, evet, dünyaya, Türkiye kamuoyuna ve işte düşünce açıklamasının suç olmadığını, işte örgütlenme meselesinde daha rahat koşullar olduğunu söylüyor en azından bakan iktidar ve meclisten geç iki paket, şimdi ikinci paket geçiliyor. Bir yandan adalet sistemini reforme etmek iddiasıyla bir işlem yapılıyor, bir yandan da en önemli insan hakları ihlalleri bir tanesi işkence yapılıyor şu an, sizin tanıklığınız da var, evet, burada. Emniyet müdürlüklerinden. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu çelişkiyi ortaya çıkaran şey nedir? Yani bu çelişkiyi ortaya çıkaran şey bence öyle büyük acılar yaşatıldı ki bu halka, Türkiye toplumuna. Öyle bir noktaya getirildiler ki en ufak bir revize veya düzeltme hali bile gerçekten çok büyük karşılanabiliyor. Aynı şekilde hükümetin uluslararası kamuoyuna da ciddi bir pazarlama mesajı hali var bunun. Şimdi özellikle düşünce ve ifade özgürlüğü açısından gerçekten bazı dışarıya pazarlayabilecekleri işler yaptılar. İşte Anayasa Mahkemesi bazı güzel kararlar verdi. Evet. Yasaları bazı noktalarda değiştirdiler. Özellikle tanınan gazeteciler üzerinden bazı ama birkaç güzel karar verdiler. Ve bunu müthiş pazarladılar. Fakat bunun esasa hiçbir etkisi yok. Uygulamada, yani alanda olan bir açısından. Şimdi yüzlerce kişi tahliye oldu diyorlar düşünce ifade. Oldu çünkü zaten hapis cezalarını infaz etmiş insanlar. Yetmişti zaten. Yargıtay yolu açılınca tahliye edilmek, yani infazlar durduruldu ve tahliye edildiler. Bu yani, bir daha girmeyecek alana gelmez tabii ki. Kesinlikle şimdi Yargıtay onanırsa tekrar. Onanırsa tekrar girecekler. Yani doğal olarak müthiş bir yanlış pazarlama, farklı bir algı operasyonu var. Yoksa 6352 sayılı yani 3. yargı paketinden 2012'den bu yana yapılan değişikliklerin hiçbir etki etmedi. Aslında hiçbir bu etki genç etmedi. Arkadaşların, HDP gençlik üyelerinin de çalışmaların ifade özgürlüğü de kapsamına giren şeyler. Yani fikir açıklaması, işte afiş asmak, yani örgütlenmeyle beraber ifade özgürlüğü yani açısından. Bu sanırım yargı reformu biraz HDP'lere uygulanmasın, yaramayan bir durum. Aslında şöyle bir durum var. Yargı reformuna bu yönüyle mesela ihtiyaç yoktu. Zaten örneğin terörle mücadele yasasının 7. maddesine zaten bir ek getirildi 6459 sayılı yasayla 4. yargı paketiyle ve açıkça şiddet kriteri getirildi. Şimdi bu şöyle bir durumdu. İşte Aponte'nin de dediği gibi bir gri alan. Bu gri alanı ayrı tutmalısınız. Gri alan, belli alana, gruplar, evet, o alanda ve onlara hiç sivil alan, yani bu ya, sivil alandaki sivil faaliyetleri ayrı tutmalısınız terörle mücadele yasasından diye bir mantık vardı. Ya zaten bu düzenlenmiş hali var.
Bunun için bir, bir yargı reformuna gerek yoktu. Yargı reformu bunu ne ileriye götürdü ne de geriye götürdü. Hiçbir şey değişmedi. Biz meselenin aslında uygulamada ve zihniyette olduğunu biliyoruz. Evet. Bir de şey gelmek istiyorum yine ÖHD Genel Merkez Üyesisiniz. Özgürlükçü Hukukçular Derneği. Evet. Türkiye'deki yaşayan Kürt ağırlıklı avukatların kurduğu bir dernek ve 15 Temmuz sonrası kapatılan, KYK ile kapatılan ve şu an ismi değişti. Özgürlük evet. İçin Hukukçular diye bir örgütlenme oldu. Bu kurumsal yapıyı bize biraz anlatsan, niye böyle bir örgütlenme ihtiyaç duyuyor Türkiye'li daha Kürt hareketine ve HDP'ye yakın avukatlar değil mi? Nasıl tanımlarsam bilmiyorum. Sen tanımla daha iyi olur. Yani biz kendimizi demokrat, yurtsever ve muhalif avukatlar olarak tanımlıyoruz. Ve hep söyledik, bizim bir tarafımız var, tarafsız değiliz. Bizim tarafımız Türkiye'deki ezilen kesimdir. Yani ezilen kimliklerin tamamıdır. Biz bunların tamamında mücadele iddiamız var. Bu yönüyle zaten 10 yıl önce kurulduk. Fakat 2016 sonrası Özgürlükçü Hukukçular Derneği kapatıldı. Kapatıldıktan sonra usulü işlemler tekrar düzenleyerek Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olduk. Ve aslında eski bir gelenek olarak fakat yeni bir dernek olarak Türkiye'de örgütlenmeye başladı. Çünkü bunun önemini biliyoruz. Yani özellikle... Nedir önemi yani o seyirci anlasın diye? Yani ÖHD Türkiye'li vatandaşlara nasıl bir katkı sağlıyor? Yani bizim dediğimiz gibi bizim bir iddiamız var. Bu iddia gerçekten burjuva hukukunun, burjuva demokrasisinin dayattığı bazı kuralları kabul etmemek ve gerçekten hak edilen, aranan ideali yakalamaya çalışmak. Bu çerçevede avukatlık yapmak. Örneğin şu, yani siz işkence görüyorsanız hiçbir şekilde bunu kabul etmemek. Adil yargılanmıyorsanız, hangi kesimden olursanız olun bunu kabul etmemek. Hapishanede kötü muamele görüyorsanız bunun için mücadele etmektir. Kadınsanız ve sırf bu kimliğinizden dolayı öldürüldüyseniz, katledildiyseniz bunun için mücadele etmektir. Bizim de böyle bir iddiamız var. Yani eğer çocuksanız haklarınız korunmuyorsa gerçekten de ÖHD'nin 10 yıllık çalışmasına bakıldığında aslında bir kimlik ayrımı yapmaksızın, bir grup ayrımı yapmaksızın yani dediğim gibi biz cemaat yargısının, polisinin onun hedefi oldu aslında. En fazla zararını gören kişilerden ve gruplar arasındayız. Fakat 15 Temmuz sonrası görülen işkencelerin tamamına karşı çıktık. Adil yargılanma yapılmamasına karşı çıktık. Ya, insan haklarının herkes için. İnsan hakları gerçekten ya. Şunu söylüyoruz. Bizim insan hakları mücadelesinde ama fakat lakin kelimelerine yer yok. Yani şuradandı buradandı bizi ilgilendirmiyorduk. Ama tabii bizim temel görevlerimiz var. Bunların başında da bizim konumlanmamız gereğince biz Türkiye'de Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama buna karşı savaş ve çatışmanın dayatıldığını görüyoruz. Ve bunun da tabii sonuçları oluyor. Yani düşünün teslim ol çağrısının yapılması ve şiddetin uygulama yöntemlerinin yasada tek tek sayıldığı bir ülkede silahlı insansız hava araçlarıyla insanlar öldürüldü. Evet. Yüzlerce insan öldürüldü. Yani bu hukukun neresinde mesela? Biz buna karşı çıkıyoruz. Kim olursa olsun. Roboski'de, Cizre'de yaşanan ölümlerde asla şu ayrımı yapmayanlardanız. Yani örgüt üyesi değildi, sivildi demiyoruz. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun bunun standartları var. Savaşın bile bir hukuku var, bir statüsü var. Bu statünün de uygulanması en azından taraflar bunu hatırlatmak, özellikle de devlet tarafına bunu hatırlatmak için girişimlerde evet. bulunuyoruz ve dediğimiz gibi faaliyetlerimizi asla adliyeden ibaret görmüyoruz. Yani gerektiğinde aslında kendinizi sokaktayız. Toplumsal muhalefetin de bir parçası kesinlikle. Olarak görüyoruz. Sadece bir hukuk örgütü, meslek örgütü tabii evet. ki önemli bir ana şey ama aynı zamanda bir muhalefet parçası olarak görüyorsunuz. Ben de şeyi merak ettim, şimdi cemaat yargısından bahsettim de. O dönemde yani müvekkilleriniz HDP ağırlıklı olduğu için evet. yani, o soruyu soracağım. Ana dilde savunma bir meseleydi. Şu an nasıl yani? Şu an müvekkiliniz ana dilinde savunma yapmak isteyince izin veriliyor mu? Veya çevirmen bulunuyor mu? Veya hakim bunu bir yargıyla kabul edip bu ana dilde savunma yaptı acaba örgüt üyesi mi? Diye bir ön kabulü var mı? Yani şimdi bu ön kabuller zaten var. Yani ana dilde savunma yapıyorsa bu onun politik bir tavır gösterdiğine delalet eder. Ki bu öyle de olabilir. Bunda hiçbir sorun yok ama bu aynı zamanda çifte standart uygulanacağının da göstergesidir. Ha kaldı ki 6411 sayılı yasayla getirilen bir değişiklikti. Tüm Türkiye hatırlarım ana dilde
savunmanın yapılabilecek olan değişikliği Diyarbakır'da izlemiştim. Ben Diyarbakır'daydım o zaman. Ama müthiş bir coşku vardı insanlar. Ya düşünebiliyor musunuz? Tutuklanma değil, öldürülme değil, ama yaşam hakkı ihlali değil. Ve açlık grevi evet, oldu bunun için sanırım. Açlık grevinde müvekkillerimiz bedenlerini açlığa yatırdılar. Yani düşünün, sadece ana dilde savunma yapabilme meselesi tartışıldı. Bu kabul edildi. Bir süre uygulandı, evet. Ama çözüm sürecinden sonra bu da sekteye uğradı. Şu anda çok açık. Ana dille savunma yapmak isteyenler sorunla karşılaşıyorlar. Mesela söyleyeyim, sorunlardan biri. Şimdi yasa şöyle düzenlendi. Dedi ki her aşamada değil. İlk sorgu aşamasında ve esas hakkında savunma aşamasında. Yani siz eğer ilk sorguyla yargılamanın sonu arasında 5 yıl varsa 5 yıl boyunca konuşamayacaksınız. Hiçbir şekilde talepte bulunmayacaksınız. Hiçbir talepte bulunamayacaksınız. Gelen belgeler hiçbiri size ana dilinizde çevrilmeyecek. Şimdi düşünün, böyle bir fark. Bu yasa böyle düzenlenmişti ama çözüm sürecinde böyle uygulanmıyordu. Yani çözüm sürecinde öyle bir ferahtı ki örneğin... Evet, herkes... Tabii ben tercüman da olabiliyordum, avukat da olabiliyordum. Böyle bir rahatlığı vardı. Fakat şu an o var. Diğer bir husus, yakın zamanda olan örnekler mesela. Müvekkillerden para isteniyor. Yani sanığın... Çeviri parası, çevirmen parası. Çevirmen parası ki ceza yargılamasında sanıklara hiçbir yük yükletilmez. Ya bununla en yakın örneği 2011'deki temiz harcıydı. Anayasa Mahkemesi anında iptal etti. Yani bu mahkemeye erişim hakkı önünde bir engel dedi. Ama bu bunun tek istisnası Kürtlere uygulanıyor. Ya şu an ana dilde savunma yapmak isteyen biri param varsa mı deniyor? Paranızı ödemek zorundasınız. Ödemezse yapamıyor. Örneğin tutuklusunuz, para ödeyemiyorsunuz, yaptırmıyor. Ve susma hakkı kabul ediyor. Ve bu Yargıtay'da bu böylesi bir mahkumiyet kararını oynuyor. Çok fena bir durumda. Evet. Süremiz azaldı. Son soruyu sormak istiyorum. Evet. Şimdi bir cemaat yargısının hedefinde olan bir toplumsal hareket, hukukçular söz konusuydu. Şimdi farklı bir yargı bileşenleri söz konusu. Fark ne? Yani pratikte, uygulamada cemaat yargısıyla, o dönem cemaat yargısıyla evet, şu anki yargı arasındaki farkı bize anlatır mısın? Yani şöyle söyleyeyim, cemaat yargısı sahte delil üretirdi. Gerçekten dosyayı doldurur, iyi de algı operasyonu yürütürdü. Bunlar dövüyor. Bunların özelliği bu. Bunlar delil yani, bile bir koymuyorlar. Yani bunlar delil de koymadan ve yargıçlar oynuyor. Herkes gözünü kapatıyor. İstinaf mahkemeleri diye bir ucube kuruldu. Tamamıyla noter makamıdır. Birçok suç açısından Yargıtay'ın da yolu kapatılınca veya Yargıtay da işlevsiz hale getirilince karşımızda aslında birbirinin farklı versiyonu iki sistem çıktı. Evet. Yani biz onlarla da mücadele ettik. Bunlarla da mücadele ediyoruz. Sadece yöntemleri farklı fakat ulaşmak istedikleri amaç çok açık, ortak. Bizim yaptığımız muhalefeti sindirmek. Ya aslında pratikte bir fark yok. İkisi de hukuksuz çalışıyor ama kesinlikle, şu anki daha yöntem, nobran mı diyelim? Daha saldırgan. Daha saldırgan ve daha fazla usulü şeylere ihtiyaç duymayan bir yapı mı diyelim? Yani şimdi şöyle, cemaatin geçtiğinde çok mücadele ettik onlarla. Şöyle bir durumu vardı. Daha sistemli olmaya çalışırdı. Ve daha hukukçu görünmeye çalışırdı. Daha disiplinliydi. Evet, daha açık söyleyeyim. Yani benim açımdan öyledir. Düşmanlığı iyi tanımak derim buna. Yani çok disiplinliydi. Çalışmalar da bu yönde ilerlerdi. Doldururdu dosyaları. Ama mesela burada öyle değil. Burada evinizi basar basmaz sizi dövmeye başlıyor. Gözaltında dövmeye başlıyor. Evet. Mahkemede yargıçlar dombra çalıyor telefonlarından. Veya işte ahkam kesiyorlar. Bazen ayağa kalkıyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Hiç yargılama yapmaksızın bir celsede, iki celsede dosyayı bitiriyorlar. Artık SEGBİS diye bir şey var. Sistem var. Sanıksız ve avukatsız yargılama sistemi oturdu. Seri yargılama sistemi geldi. Artık çok hızlı bitirilecek dosyalar. Bu hızlılık da şey değil yani. Adil bir yargılama çerçevesinde olmayacak. Adalet sağlayan bir durum değil. Yani, evet. Yani aslında dediğim gibi ben her iki yöntemi karşılaştırırsam tabii ki hangisini seçerim diye bir şey söylemem. Sadece evet, hukuksuzluk açısından nasıl bir fark var? İkisini de farklı yöntemler kullanan iki hukuksuz yöntemdi. Yani bunu söyleyebilirim. Evet. Bir de şimdi birkaç dakikamız kalmış. Avukatlıkla ilgili soru sormak istiyorum. Şu an şimdi tutuklu gazetecilerle ilgili ciddi örgütlemeler var. Evet. Tüm dünya haberdar bundan. Kampanyalar yapılıyor. İşte ciddi baskı mekanizmaları söz konusu. Türkiye'de 120'ye yakın tutuklu avukat, gazeteci var. Ama avukatlara bakınca tam rakamı dahi bilmiyoruz. Yani 500'den fazla diyoruz. Evet. Kaç tutuklu avukat olun bilmiyoruz. Bunu neye bağlıyorsun ve ne yapmak lazım? Yani tutuklu avukatlar için veya tutuklu olmasa bile yargısal tacize maruz kalmış avukatlar için ne yapmak lazım?
Yani aslında öyle bir soru sordunuz ki Türkiye Barolar Birliği'nin, yani bizim en yüksek meslek örgütümüzün bize düşman olduğu, her seferinde avukat mücadelesini boşa düşürmek için çabaladığı bir yerden bahsediyoruz. Evet. Böyle bir süreçte kaç avukatın tutuklu olduğunu bilmememiz de gayet normal. Yani bu çalışmaları meslek odaları yapar, meslek örgütleri yapar. Bizim gibi diğer örgütler de destek sunar. Fakat bizim karşımızda köstek olmuş bir Türkiye Barolar Birliği var. Doğal olarak bu bilgilere ulaşım çok zor oluyor. Diğer bir yönüyle aslında bu avukatların çoğunun cemaat operasyonlarında alındığını biliyoruz. Bu yönüyle şimdi bir direnme kültürünün olmaması, bir temas da söz konusu. Bir temas da olmuyor, bir kültür de yok, bir toplu hareket kültürü de yok onlarda. Doğal olarak aslında biz hiçbirimiz sayının, durumun ne olduğunu bilmiyoruz, yargılamaların ne olduğunu da bilmiyoruz. Örneğin ÇHDL Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatlar veya ÖHDL avukatların yargılamalarının tamamından haberdarız. Bütün dünya haberdar. Onlar en azından sosyal hayata da beraber, evet, olduğunuz veya tanıştığınız, evet, yani böyle insanlar. Bir temas da yok açıkçası. Ama eksiklik bu. Yani cemaate yakın avukatlar olması bile bu hiçbir şekilde gerçeği değiştirmiyor. Hiçbir şekilde. Ben sadece aslında bir araya gelememenin koşullarından, evet, bahsettim. Yoksa hiçbir şekilde şey yapmıyor. Yani demek istediğim, bunun gerçekten büyük bir eksiklik. Örneğin gazetecilerin tamamının sayısını bilirken bizim avukatları bilmememiz. Ve uluslararası, evet, dayanışmanın daha güçsüz olması daha güçsüz, avukat, evet, avukatlarda. Bu... Ama tabii burada biraz da dediğim gibi şey de var. Yani tutuklu bulunan veya yargılanan diğer avukatların aslında temasa geçmek istememe durumları da bazen gelişebiliyor. Böyle bir durum da var. Çünkü dediğim gibi herkesin muhalefet algısı aynı değil. Tarzı da aynı değil. Biraz bundan da kaynaklı. Bir de tutuklanmayan avukatlar var. Yani senin, evet, de davan var sanırım. Onların, evet, sayısı da bilmiyoruz. Yani kaç avukata kaç dava açıldı? Yani biz gerçekten artık davalarımızın hiçbirini bilmiyoruz. Bazen arkadaşlar arıyor. Ya diyor, bugün de duruşman var. Gelir misin falan. Artık biz kendi, yani terzi kendi söküğünü dikemiyor. İşin gerçeği bu. Halkın yaşadığı sıkıntılar, acılar o kadar yüksek ki biz kendi derdimizi unuttuk. Bu avukatları da, evet, korumak önemli bir madde, evet, olmalı. Çünkü yani bu mesela işkence iddiasının tanığısınız veya bunu kamuoyuna duyuransınız, tarihe şah düşensiniz, evet, nihayetinde. Bu yüzden avukatlık yapan arkadaşların daha dayanışmaya yani muhtemelen 1-2 yıl içerisinde yargılanan avukatların tamamına yakın hapis cezası alacak. Evet. Bir de sizi soruşturmaya katmama gibi bir durum var. Evet. Sanırım bunu söyleyip sonra programı kapatmak zorunda. Tamam. Olmaz. Yani 2016 sonrası böyle bir rutin uygulama getirildi. İstanbul'da 110 avukat, ben de onlardan biriyim. Ezber bir şekilde hangi kamuoyunda takip edilen işkencenin yaşandığı veya kamuoyunu yakından ilgilendiren soruşturmaya dahil olmak istesek önümüze bu ezber karar çıktı. Yani hakkında soruşturma olan hakkında avukatlar soruşturma, veya dava olan. Dava olmayan birkaç arkadaşımız da vardı. Bunlar da muhalif. Evet, bunlar muhalif avukatlar. Anında bu 110 kişilik soruşturma listesi yapıştırılır. Bir şablon karar. Davadan men edilir. Yani. Davadan, soruşturmadan men edilir. Hiçbir şekilde giremez. Hatta ileriki süreçte hapishanede de görüş yapamaz. Şimdi bunun en yakın örneğini 2 gün önce yaşadık. Gaziantep'te HDP ilçe başkanı üye ve gönüllerine yapılan bir operasyon var. 57 kişilik bir gözaltı listesi var. Burada daha önemli olabilecek bir unsur ise şu. Orada HDP'li olarak kendini tanımlayan ve muhalefetin avukatlığını yapan 12 avukat arkadaşımız yasaklandı. Dahası 11'i yasaklandı. Bir tanesi hakkında da gözaltı kararı verildi ve gözaltına alındı. Onu yasaklamak için bir, evet, adım attı. Evet, bir adım attılar. Yani savunmasız bırakıyorlar insanları. Savunmasız bıraktılar. İşte menfaat çatışması gibi asılsız bir gerekçeyle de birden fazla HDP'nin avukatlığını yapmanın önüne geçtiler. Şu an örneğin Gaziantep'te HDP'ler hala avukat görüşü yapabilmiş değil. Çünkü avukat, yani bu şekilde avukat kalmaz. Avukat kalmadı. Yani CMK'ya falan başvururlar. Çok teşekkür ederim size. Süremiz bitti. Biz teşekkür ederiz. Bu işkence meselesinin gündemleşmesi çok önemli, evet, buluyoruz ve ajanda olarak da bu meseleyi takip edeceğimize teşekkür ediyoruz. Söyleyeyim. Emeğinize sağlık. Evet sevgili seyirciler, bu hafta HDP Gençlik Meclisi üyelerine yapılan işkenceyi konuştuk. Tanıklıkları konuştuk. Haftaya başka gündemlere tekrar sıra olacağız. İyi akşamlar diliyorum.